Sufilik bir ağaçsa bunun üç tane ana dalı vardır. Sufilik bir ağaca benzetelim. Bunun üç ana dalı vardır. Bir, normalde o kimsenin tevhid etme, tecrid etme, tefrid etme Arapça kelimeleri. Tevhid nedir? Tevhidin manası imanına zerrece şirk bulaşmamasıdır. Tevhid budur. Onun imanına zerrece şirk bulaşmayacak. Şirkten uzak duracak. Tecridin manası nedir? İhlastır ve sebeplere takılı kalmaktan kurtulmak, bütün fiiliyatları haktan bilmektir. Bu nedir? Bu da tecriddir. Ardından ne gidiyor? Ardından da tefrit. Tefridin manası nedir? Her hal ve olay karşısında Allah'tan başkasından yüz çevirip Allah'a her halde ve her şeyde ram olmaktır. Her şeyde. Ve tefrit yol, iz, işaret, kelam, lafız olmaksızın dilsiz, dudaksız, kulaksız, yönsüz, gözsüz her şeyde onu seyretmek ve ona bağlanmaktır. Tefrit. Her şeyde ona bağlanmaktır. İşte bu hale gelince bir derviş o zaman fenayı yakalar. Bu hale gelmedikçe hani ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin, tevhid, tecrid, tefrit. Evet. Tefridin ana kaideleri vardır. Ana kaideleri tefridin. Her şeyde Allah'ı gözetmek. Allah'tan ayrılmaktan korkmak. Her şeyde Allah'ı gözetmek. Sevgisi kabaran kimse Allah'ın cehenneminden korkusu kalmaz. Ona ayrılık korkusu, ayrılık gamı oturur, yerleşir. Bir şartı kulluk vazifelerini bir tamam yerine getirmektir. Öyle yeni sufiler oluştu ya böyle işte namazsız, oruçsuz, zikirsiz, fikirsiz böyle seviyoruz biz filan. Yok. Yalancı onlar. Onlar yol kesici. Onlar böyle buna inandılarsa küfür ehli. Kafir onlar. Buna inanarak söylüyorsa Allah muhafaza eylesin. Amin. Bir şartı tüm varlığınla Allah'ın emirlerine boyun eğersin. Tüm varlığınla. Bir zahiri emirleridir ki bellidir, şeriat-ı garradır. İki, batını emirlerdir ki kalbine gelen ilham ve tecelliyattır. Ver malını verirsin. İmanın kemale erdiyse o hale gelirsin. Malın sana ait olmadığını bilirsin. Hiçbir şeyin sana ait olmadığını bilirsin. Ve hiçbir şey benim diye sahiplenmezsin. Sözlerinde, davranışlarında, niyetinde hiçbir dünyevi menfaat gözetmezsin. Hiçbir şekilde. Allah muhafaza eylesin.
her anında Allah'ın sana şah damarından daha yakın olduğunu idrak edip o tefekkürde yaşarsın. Bu hale geldiysen evet sen o zaman gerçek bir sufi oldun.